Yazdılar, yazdılar. Ya. 107. yıl dönümündeyiz. Sarıkamış şehitlerimizi yine büyük bir heyecanla, gururla anmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan tabii 107 yıl önce verilen mücadele çok önemli bir mücadele. Sabrın, vazgeçmemenin, vatan, millet aşkının ölümsüz bir destanı Sarıkamış. Biz de Sarıkamış şehitlerimize layık olmak için, onların ruhlarını şad etmek için ve onları anmak için bugün meşaleyle yürüyüşümüzle birlikte tören programını yürütüyoruz. İnanıyoruz ki Sarıkamış şehitlerinin bıraktığı emaneti bütün milletimiz, hepimiz, gençlerimiz gururla taşıyacağız ve bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz. Onlara layık olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ben bütün şehitlerimizin Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bulundukları yerde Allah rahat ettirir. Bu vesileyle programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza, herkese ikramlarımı sunuyorum. Tecrübemiz var. Siz yıllardır buradasınız başkanım. Başlayalım hocam. Başlayalım. Hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada 107. yılını kutladığımız Sarıkamış'taki şehitlerimiz anma töreninde başta valimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimize, geleceğimizi bırakacağımız gençlerin coşkusuyla birlikte şehitlerimizin ruhunu yad ediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok büyük manevi bir değere sahibiz. Birlik ve beraberliği buradan bir kez daha dünyaya sesleniş olarak gösteriyoruz. Ben tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Sayın Valimize de, Sayın Vali Yardımcılarımıza, Sayın Kaymakamlarımıza ve Sayın Genel Müdürümüze bu güzel etkinlikte bizlerle burada birlikte olduğu için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 107. anma yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi öncelikle rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bugün bize bıraktıkları ülkeyi biz de onların bıraktığını büyük bir emanet olarak sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar hakikaten çok büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Donarak şehit oldular. Kefenleri bembeyaz kar oldu. Çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin çok büyük bir eseri diye düşünüyorum Sarıkamış şehitlerinin yaptığı. Bizler onlara layık olmak için bugün anma yıl dönümünde bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok büyük destek veriyorlar. Bizler hep birlikte Sarıkamış şehitlerimize layık olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar etmek için, korumak, kollamak için, istikbalimizi, istikrarımızı korumak için var gücümüzle çalışacağız.
onların bıraktığı emaneti daha yükseklere inşallah hep birlikte taşıyacağız. Bugün Sarıkamış'ta bütün vatandaşlarımızın burada genci yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla verdiği şu birlik beraberlik mesajı bizlerin gelecek için en büyük güvencedir, en büyük umuttur. Onlarla birlikte ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız. Katıldınız. Evet. Bir duygularınızı alabilir miyiz? Burada bu ambiyansta bulunmaktan çok mutluyuz. Yani şehitlerimizi bu şekilde anmaktan, yad etmekten, bu ruhu yaşamaktan çok mutlu, çok huzurluyuz. Çok güzel. Geçen sene pandemiden dolayı yapılamamıştı yürüyüş. Ben de Sarıkamış'a ve bu bölgeye ait çok merak ettiğim bir törendi. Gayet hem duygulu hem de ihtişamlı, ışıklı bir tören oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Hani bizi bu topraklara güvenli bir şekilde yaşamamızı sağladıkları, emanet ettikleri için başta Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun tüm ordusuna şükranlarımızı borçluyuz ve hiçbir zaman bu törenleri unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.